görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Merhaba sporcu. Onun adı mollet. Yani kroket sopası sporcu. Başlayalım mı? Ne dersin? Hadi bakalım. Kroket, iki kişi ya da ikişer kişiden oluşan iki takım arasında oynanan bir açık hava sporudur. Oyun alanı 32 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğinde bir çim sahadır. Sahanın üzerinde 6 küçük kale ve tam ortasında da yere sabitlenmiş tahta bir çubuk vardır. Kroket oyununda mollet adı verilen 76 santim uzunluğundaki sopalar kullanılır. Her oyuncunun yaklaşık 430-460 gram ağırlığında iki topu vardır. Mavi ve siyah toplar bir takımın, kırmızı ve sarı toplar rakip takımındır. Oyuna başlama önceliği ve top seçimi için para atışı yapılır. Kura atışını kazanan oyuncunun vuruşuyla oyun başlar. Başlangıç çizgisinden yapılan vuruşlarla toplar oyuna sokulur. Amaç, topları belirli bir sırayla kalelerden geçirdikten sonra çubuğa çarptırmaktır. Sırası gelen oyuncu bir vuruş yapar. Eğer bu vuruşla topu bir kaleden geçirirse bir vuruş hakkı daha kazanır. Vurulan topun başka bir topa çarptırılmasına roke denmektedir. Roke yapan oyuncu iki vuruş hakkı daha kazanır. Topunu çarptığı rakip topun yanına koyan oyuncu her ikisini de hareket ettirecek şekilde vuruşunu yapar. Hayır, dur sporcu! Topu altı kaleden sırayla geçirdikten sonra çubuğa vurmadan önce bütün kalelerden bir de ters yönde geçirmek gereklidir. Evet sporcu, kurallar böyle. Her kaleden geçiş ve çubuğa yapılan atış birer puandır. Süreli oyunlarda maç bitiminde en çok puana ulaşan oyuncu ya da takım oyunu kazanmış olur. Süre belirlenmeyen puanlı oyunlarda ise toplamda 26 puana ilk ulaşan oyuncu ya da takım oyunu kazanır. Fiziksel güç gerektirmeyen, 7'den 70'e herkesin keyifle oynayabildiği kroket sporunu kısaca ele aldık. Dur sporcu, vurma, dur. Seni uyarmaya çalıştım sporcu. Hoşça kalın.